Pazar günü yapılan genel seçimlerin yankısı sürüyor. Gözler parti liderlerine çevrilmiş durumda. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AK Parti'nin bulunduğu hiçbir koalisyonun içinde olmayacaklarını söylerken, tartışılması gerekenin AK Parti-CHP koalisyonu olduğunu savundu. Biz üzerimizdeki sorumluluğu, yükü biliyoruz. Türkiye'de kaosa, gerilime, güvensizlik ortamına, istikrarsızlığa elbette izin vermeyeceğiz. Net olduğumuz durum şudur. Biz AKP'li bir koalisyon seçeneğinin içinde olmayacağız. Toplum birinci ve ikinci çıkan partiye bir sorumluluk, bir görev vermiş aslında. Ve tahammüller gereği de onun ilk seçenek olarak tartışılması lazım. AKP-CHP koalisyon seçeneği ilk tartışılması gerekendir doğal olarak. Bütün tahammüller de bunu gerektirir. Toplum da oy verirken bunu aslında istemiş oldu bir şekilde. Halk birinci ve ikinci partiyi bu şekilde şekillendirerek bir şeye işaret etmiş oldu. Herkesin daha serin kanlı, daha sağduyulu bir şekilde mevzulara yaklaşması, açıklamalarını buna göre yapması lazım. Çözüm süreci şu veya bu şekilde ilerleyecek, başarıya ulaşacaktır. Hepimizin barışa ihtiyacı var. Eski hükümet adına konuşanların da yeni dönemde daha parlamento şekillenmeden, hükümet şekillenmeden çözüm karşıtı, çözüm sürecini hiçleştiren, çözüm sürecini bir taktikmiş gibi ele alan yaklaşımlara prim vermemesi lazım. Türkiye toplumu bizden çözüm bekliyor. Umut ediyorum herkes biraz daha sabırlı, sağduyulu bir yaklaşımla bütün meseleleri ele alır. Biz bu dönem yolsuzluk soruşturmasının tekrar açılması için hazırız. Yüce Divan'a sevki konusunda da partimizin tutumu nettir. Mutlaka soruşturulması lazım hesabının. Demirtaş, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın dağdan geldiler bağdakini kovuyorlar sözüne de tepki gösterdi. AKP'liler bize oradan talimat yağdırmaktan vazgeçsinler. Yani öyle dağdaki gelmiş bağdakini susturuyor. Dağdaki kim, bağdaki kim? Hepimiz bu memleketin sahibiyiz. Hepimiz ortak vatanda, eşit yurttaşlarız. Siyasi partiler olarak da. İktidarı kaybedince hırçınlaşmanın bir anlamı yok. İktidar, koltuklar sizin tapulu malınız değildi. Halkın malıdır.